Yarının suyunu korumak için Finish sunar. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkası ve yeni bir ayla sizlerle birlikteyiz. Bugün umudum sporla başlamakta ama maalesef iyi bir haber olmadı. Hem baskette Efes hem de futbolda Galatasaray maalesef bizi yüzümüzü güldüremediği için buradan onlara başarılarının devamını dilemekten başka bir haber olarak giremiyorum. Sardis ödülleriyle başlamak istiyorum. Sektörde önemli finans dünyasını yakından ilgilendiren, bu sene ikincisi düzenlenen Sardis ödülleri Medyaket çatısı altında gerçekleşti. Yaklaşık bir büyük ödül ve 45 ödül sahiplerini buldu. Burada yılın en inovatif finansal kuruluşu Türkiye İş Bankası, en yaratıcı finansal kuruluşu Akbank, en sorumlu finansal kuruluşu ise Garanti BBVA oldu. Büyük ödül ise Geleceğe Öde projesiyle Türkiye İş Bankası'na gitti. Tabii Sardis ödülleri deyince birden Sardis ne anlama gelir diye ben meraklıyım böyle şeylere çünkü. Sardis Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart beldesinde eski Lidya'nın başkenti. Yani paranın bulunduğu yerin başkenti. Çok güzel ve anlamlı bir isim. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. İkinci haberim ise İKSV'den geliyor. Talat Halman biliyorsunuz Türkiye'nin ilk kültür bakanı ve çok önemli bir kişilik. 1931 ve 2014 tarihleri arasında yaşadı. Yurt dışında çok büyük akademik görevleri oldu. Ve Türk edebiyatı içinde çok önemli bir isim. Onun da çeviri ödülleri çevirmenler ve yayın evleri katılabiliyor. Bugün saat 5'e kadar başvuruların son günü. Üçüncü haberim ise önümüzdeki haftaya başlamada önemli bir haber. Çünkü 6 Ekim 1923 İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu 97. yılını kutluyoruz. Bu dünyanın incisi ve Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'un en azından bu mutlu gününü şimdiden kutlamak istedik. Efendim bugün yeni nesil bir finansal konumuz var. Konuklarım BTC Türk Pazarlama Direktörü Eda Özbek ve Happy People Project'in Başkan Yardımcısı Pelin Börklüoğlu. Hoş geldiniz. Merhabalar. Eda Hanım siz de hoş geldiniz. Yani böyle bir konu ve iletişim kampanyası ilk kez çok alıyoruz. BTC Türk'te bu olayda yani bu platformda Türkiye'de ilk, dünyada da dördüncü. Çok önemli bir alım satım yapan bir kuruluş. Nasıl tanıştınız? En azından Eda hazır oluncaya kadar senle şey yapalım. Çünkü bir konkur oldu. Aynen. Yaklaşık 1,5 yıllık bir işbirliğimiz var. Çok teşekkür ediyoruz bizi seçtiler. Oldukça heyecanlı bir süreçti. Ama yaptığınız işle seçtiler öyle hani. Tabii ki, tabii ki. Hani ben hadi Happy People ismi güzelmişti. Ama işi yapana kadar ajansa bir bayram havası. Çünkü yaş ortalaması 28-29 olan bir ajanstan bahsediyoruz. Zaten pek çok ajans gibi. İnsanlar zaten Bitcoin ve BTC Türk'ü duyunca havalara uçtular. Ve biz normalde biliyorsunuz belirli ekipleri hani seçeriz. Ama burada neredeyse bütün ajans çalıştı. Çünkü herkesin çok heyecanla ve merakla takip ettiği bir alandı. Dolayısıyla bizim konkur katılmamız bayağı böyle heyecanlı oldu. Sinerjimiz tuttu, güzel de bir iş sulduk ve sağ olsunlar BTC Türk ekibi de 4-5 ajans arasından bizi seçtiler. Sonra bir yolculuk başladı. Süper. Eda Hanım hazırmış. İstersen tamam, bir araya girelim. Evet Eda kesilmişti tekrardan. Evet geri döndüm galiba. Tamam. Siz aslında birazcık güzelce bahsettiniz. Hem sizinle buradaki birlikteliğimizin sebebi aslında BTC Türk, Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu. Şu anda biz BTC Türk olarak 1 milyon kullanıcıyı da geçmiş bulunuyoruz. BTC Türk iki farklı aslında hedef kitleye ürün sunan bir marka. Bir 10 yıl önce, yaklaşık 12 yıl önce hatta Bitcoin'i ilk bizim hayatımızla tanıştıran bir kitle var. Onlar ilk günden itibaren Bitcoin ve kripto paraları aslında bizim hayatımıza soktular diyebiliriz. Bir o kitlemiz için pro ürünümüz var. Bir de bugün reklamlarını hep beraber izlediğimiz,
aslında televizyon, radyo gibi kanalları kullandığımız, Türkiye'nin her tarafından insanlara ulaşabilecek bir BTC Türk, yani sadece kolayca Bitcoin al sat imkanı sunan bir ürünümüz var. Hatta milli takımla da işbirliği yaptığımız evet, ürünümüz. Evet, onu böyle arada geçiştiremezsin, onunla konuşacağız. Geçiştirmeyeceğim, sonra devam anlatacağım. Aslında bu yolculuğun içinde bir yerde milli takım çok önemli bir şey kazandı, bir öğe oldu bizim için. Çünkü BTC Türk geçen sene bildiğiniz gibi İnimamatlı Spor'la bir isim ve forma göğü sponsorluğunda bulunmuştu. Burada amacımız güzel bir giriş yapmaktı, bir spor camiasıyla tanışmaktı. Sadece Yeni Malatya Spor tarafında değil, aslında 3 büyük takımın 17 maç boyunca Süper Lig'de sahalarında, 10 farklı Anadolu takımının diğer takımlarla, büyük takımlarla maçlarında yine BTC Türk'ü sahalarda gördük. Aslında futbol seyircisiyle birazcık orada bir merhabalaştık. Bir BTC Türk diye bir markanın varlığını onlara göstermiş olduk. Ne olduğunu anlamak için de aslında biraz zaten Bitcoin'in kendisi volatil fiyatıyla işte insanlara kendini acayip konuşturtuyor ama biz bir de marka olarak sadece Türkiye'de değil aslında globalden de müşteri kabulüyle Türkiye'de yarattığımız değeri globale de taşımak istedik. Bu anlamda da İni Malatya Spor'dan bir bütün Türkiye'nin sevdiği ve arkasında durduğu başka bir marka olan milli takımlara bir geçiş yaptık. Yeni milli takımlarımız bildiğiniz gibi çok genç, bize globalde çok heyecanlı bir turnuva sunacaklar. Dolayısıyla önümüzdeki sezonda milli takım gibi globalde bizi temsil edecek bir markayla, adında Türk olan BTC Türk gibi hem bu kadar yeni nesil, hem bu kadar heyecanlı, hem bu kadar dinamik bir markanın çok yakışacağını düşündük. O yüzden de pandemi senesine rağmen aslında bu işbirlikleriyle başlamış olduk diyebilirim. Süper. Peki şeyi soracağım, hani konkurla aldık dedi Pelin. Konkurda evet. Briefiniz neydi? Yani oradan hareketle ben çünkü Pelin'e döneceğim. Hani nasıl bir brief verdiniz ajanslara? Aslında ajanslara verdiğimiz briefin temelinde bizim BTC Türk olarak Türkiye'de yaratmak istediğimiz etki yatıyordu diyebilirim. Onu birazcık deşifre etmiştik cümlelerimizde. Pelin'in de bahsettiği gibi bizim amacımız temelde insanlara Bitcoin alıp satmanın o kadar da zor olmadığı, aslında bir döviz alıp satmaktan, işte bir altın alıp satmaktan, bir bankacılık uygulaması kullanmaktan daha zor olmadığı, Bitcoin gibi bir alternatif bir aracın, bugün artık 12. yılını kutluyoruz Bitcoin'in hep beraber. Hepimizin eğer tercih ederse erişebileceği bir imkanla BTC Türk'te aslında bizim hizmetimize sunulduğunu göstermek istiyorduk. Bütün briefin temelinde aslında BTC Türk'ün star olması yatıyordu. Pelin de hatta bunu daha iyi söyleyecektir. Reklamlarımızda da çünkü bunu çok güzel bir şekilde anlattık ve gösterdik. Tamamıyla reklamların akışında da bunun kolaylığı üstüne Pelinler bize harika bir debriefle gelmişlerdi zaten. Dolayısıyla konkur sürecinde de Bitcoin'i alıp satmanın, BTC Türk'le alıp satmanın ne kadar kolay olduğu, ne kadar her yerde herkes tarafından kolayca yapılabildiğini anlatmak için iyi bir yöntem bulmaktı aslında konkurdaki temel sorumuz. Pelinler de ona çok güzel ve çok titizlikle cevap veren birçok ajans arasından aslında gönlümüzde en yakın olanları oldukları için yaklaşık 1,5 senedir çektiği bu projekte çok başarılı, çok güzel bir sürü kampanya yönetmiş olduk. Bir TV kampanyası içinde. Şimdi milli takımlar için de beraber hazırlanıyoruz hatta, değil mi Pelin? Heyecanlı bir süreç orada yine bizi bekliyor. Yine mass medya ile buluşacağımız, işte televizyonu olan, radyosu olan çok büyük güzel bir kampanya yapacağız. Deyip sözü Pelin'e bırakayım aslında. Aslında şimdi Eda çok güzel de konuşuyor, çok güzel de anlatıyor. Şimdi tabii döviz alıp satımı gibi hani kolay diyor ama bu sanal bir şey değil mi? Yani istersen oradan başlayalım. Hani reklamlarda da çünkü 3 tane filminiz var. Sen anlattıktan sonra onları da izleyeceğiz zaten. İstersen böyle bir brief'ten sonra nasıl strateji koyarak ilerlediniz? Memnuniyetle, çok doğru bir noktadan başladınız. Şimdi iki şeye baktık. Bir marka tarafından, bir de tüketici tarafından. Çünkü bizim Happy People olarak zaten bir felsefemiz var, çalışma felsefemiz. Marka problemi ve tüketici problemi. Marka problemine baktığımızda Eda çok doğru söyledi. Yani isminde Türk olan, inanılmaz büyük bir sorumlu olan bir markadan bahsediyoruz. İşte Türkiye'nin ilk, dünyanın 4. platformu. Ve bunun bilinirliğini yükseltecek, insanlarla buluşturacak bir iletişim kampanyası yapma gibi bir ödevimiz vardı.
Öte yandan tüketiciyi düşündüğünüzde dediğiniz gibi yani gidip bir döviz bürosunu alabileceğiniz ya da bir bankamatikten çekebileceğiniz bir birim bir yani insanın değil. Elinle yani tutamadığı, fiziksel alamadığı olarak tutamadığı bir şey. Yani ben şu anda bu bardağı tutuyorum ama onu tutamam. Dolayısıyla fiziksel olarak olmayan bir şey. İnsanlar da bir varlık olarak biliyor olabilirler ve ilgilerini çekiyor olabilir bu. Ama nasıl alacaklarını, nasıl işleyeceklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla bu iki probleme karşılık aslında bu kampanya ortaya çıktı. Ve tek bir kitleye konuşmak yerine biz aslında bunu 3 ayrı profilde inceledik. Çünkü bugüne kadar öncesinde zaten bir yaklaşık 7-8 aylık bir hazırlık dönemimiz oldu. Orada da BTC Türk'ün özellikle dijital platformlardaki iletişimleri kimin takip ettiğini çok iyi biliyorduk. Profillerimizi de bu kitleye göre seçtik. İşte bunlardan bir tanesi gerçekten daha genç profilde ve futbol meraklısı. Bir tanesi bir aile babası. Bir diğeri de bir beyaz yaka. Dolayısıyla tek bir şeye gitmek yerine 3 ayrı profilde biz hedef kitleyi yakalayalım dediniz. Fiziksel tutamadığınız ama aslında BTC Türk'le çok rahat erişebileceğiniz bir Bitcoin alabileceğiniz platform olarak BTC Türk'ü tanıttık. Çok aslında da bir iki hint ekleyeyim mi? Lütfen. İşte futbol ve erkek hedef kitleyi birleştirdik ama mesela kadın bizim dünyamız için aslında işte bizde 97 erkek hedef kitlemiz varken %3 gibi çok kısıtlı bir yerdeydi Bitcoin'in kripto para konusu. Bispel'in aslında birazcık onun da bu reklamlardan bir tanesinde bir kadın oyuncumuza aslında o Bitcoin'i aldırarak oraya da bir küçük göz kırpmış olduk. Biraz daha kadınların da bu konuya ısındırmak için hero'larımızdan bir tanesini bir kadın oyuncumuzu tercih ettik. Burada da tabii minnacık bir gönderme vardı. Onu da tekrar hatırlatayım. Futbolla erkek çok uyuşuyor ama kadın tarafı biraz şey kalabiliyor. Kadın futbolu da dünyada bayağı biz de zaten hem erkek hem kadın. Evet. Milli takım. Evet. Milli takımdayız. Sponsoruz. O zaman bir filmleri izleyelim. Belki evet, üzerine tekrar konuşuruz. Kolayca Bitcoin al sat. Havuz başında Bitcoin almak mı? Çok kolay. Siz de hemen uygulamasını telefonunuza indirin, anında üye olun. Hesabınıza para yatırın ve 7/24 istediğiniz yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. Kolayca Bitcoin al sat. Uzat, uzat. Al. Maç uzatmaya gittiğinde Bitcoin almak mı? Çok kolay. Siz de hemen uygulamasını telefonunuza indirin, anında üye olun, hesabınıza para yatırın ve 7/24 istediğiniz yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. Kolayca Bitcoin al sat. İş dönüşü sıkışık trafikte Bitcoin almak mı? Çok kolay. Siz de hemen uygulamasını telefonunuza indirin, anında üye olun, hesabınıza para yatırın ve 7/24 istediğiniz her yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. Aslında alım satımının ne kadar basit olduğunu evet, bir application üstünden gösteriyoruz. Evet. Tabii şimdi hep hani diyoruz ya bu yaşadığımız pandemi sürecinde işte her şey farklı. Eyvah. İşte ajanslarda tam performans gitmiyoruz. Çekimler falan da. Nasıl ilerledi işin hani strateji ve kreatif bölümde çıktıktan sonra üretme. Çok dikkatli ama bir çok o kadar dikkatli. Da kısıtlı evet, imkanlarla ilerledi. Kısıtlarımız vardı. Aynen öyle, Eda'nın da söylediği gibi. Şöyle bizim pandemi dönemi işte Mart ortası başladı dersek prodüksiyonumuzu Haziran sonuna doğru yaptık. Bizim ajan Happy People olarak ilk yaptığımız setti. Pandemide başladığımız böyle hani tekrar geri döndüğümüz stüdyolara. 2012'ye çok teşekkürler. 2012 ile beraber çalıştık. Yönetmenimiz Doğan. Her türlü önlemi aldık. Çok kısıtlı bir katılımcıyla zaten stüdyoda yer aldık. İşte ben vardım, Eda vardım, kreatif direktörümüz vardı. Geri kalan ekibimiz online katılmak zorunda kaldı sete. Ama yani imkansız diye bir şey yoktur. Sadece başarmak biraz zaman alır. Burada gördük yani her şey mümkünmüş gerçekten. Çok minimumda zaten ekip de çok kısıtlıydı. Prodüksiyon ekibi de işte bir prodüktör ve yönetmen dışında, görüntü yönetmeni dışında herkes çok kısıtlandı. Her saat başı ateş ölçmeleri, maskeyi çıkarmamalar, işte kapalı yemekler derken zor ama keyifli bir gün geçirdik. Evet, filmi de evet bir gün içinde seçtik. Gün. Magic Post'a çok teşekkürler. Çok güzel bir jingle'ımız var, radyolarda da kullandık. Onun yapımında bize çok büyük katkısı oldu. Zor ama dediğim gibi keyifli bir süreçti. Bizim için ilkti pandemide kısıtlı kaldıktan sonra evde.
kendimizi stüdyoda gördüğümüz ilk setimizdi. İyi oldu diyorsun. Peki. Ben de Happy People'a teşekkür edeyim. Ender Bey hazır siz de bana fırsat vermişken. teşekkür ederim. Evet. Ellerinize sağlık. Son dönemde Happy People değil, Effie People diyoruz. Orada da başarılar için. Çok teşekkür ederim. Buradan evet. Bütün ekibe lütfen sevgiler. İnşallah seneye de BTC Türk'le. Evet. Eda Hanım peki verdiğiniz brief doğrultusunda çıkan işler ve geri dönüşler nasıl yansıdı size? Öncelikle Ender Bey, 1 Temmuz'da bizim BTC Türk olarak 7. yaşımızdı. Aslında biz de onu pandemi şartlarında bütün ekipler evlerindeyken bu bütün işte televizyon lansmanımızın içinde bulunduğu Pelinler'le çalışmalarımızın işte bir sürü farklı kurgumuzun olduğu 7. yaşımızı kutlamış olduk. 1 Temmuz gününden itibaren aslında kampanya başladı. Ve kampanyanın başlamasıyla birlikte üye sayılarımızın gerçekten hani o gün kazandığımız yeni kullanıcı sayılarımızın %50-%60 ölçüsünde arttığını gözlemlemiş olduk. BTC Türk Pro zaten tanıdık bir üründü aslında bizim bizi takip edenler ve bilenler tarafından ama BTC Türk çok yeniydi. Şu anda yaklaşık 70 bin kullanıcı sayısına erişmiş durumda Temmuz'dan bu yana. Dolayısıyla biz gelen rakamlardan ve aslında televizyon ve radyo işte önemli mecralar, biz ne kadar dijitale kaymış olsak da bütün dünya olarak hala bu önemli mecralar güven kelimesiyle yan yana duruyor. Dolayısıyla televizyonda Bitcoin'i göstermek, televizyonda BTC Türk'le bir reklamda işte 10 saniyede, 20 saniyede bir Bitcoin almak, para gönderip o ekranlarda aslında biz Pelin'le onu yapıyoruz. Siz reklam boyunca bir şey izlerken yan tarafta Bitcoin alıyoruz app'le sizin için. Dolayısıyla bunu göstermek, app'in kullanımını anlatmak hem rakamlar ölçüsünde hem bilinirlik ölçüsünde çok katkıda bulundu bizlere. Biz çok memnunuz, çok mutluyuz diyebiliriz. İkinci kampanyamız da, devam kampanyamız da çıktık zaten yakın bir zamanda. İşte 30 Eylül itibariyle onu da bitirdik. Şimdi önümüzdeki dönemde belki yeniden işte milli takım kampanyasından sonra evet, milli maçlar bir kere daha ekranda olmak isteyeceğiz. Peki şimdi söyledin televizyon, radyo tabii ki bizim en çok güvenilir ve en çok takip edilen ve 2019 yatırımlarında da en yükselen televizyon her zaman birinciliğini koruyan bir mecra. Başka mecralarda oldunuz mu? Yani televizyon, evet. Radyo dışında tabii ki sosyal medya artık olmazsa olmaz bir durumda. Özellikle bizim gibi dijital markalar için Ender Bey biliyorsunuz ilk başta dijital bir görünürlüğü düzgün bir şekilde örmek çok önemli. Aslında dijital tarafta bizi oralardan arayan, oralardan Bitcoin'le buluşmak isteyen kullanıcı adaylarına kendimizi sunabileceğimiz farklı farklı birçok mecrada yer alıyoruz. Bitcoin ve kripto para dünyası çok yeni bir dünya. Dolayısıyla şu anda Google, Facebook gibi bir takım reklam verenler orada reklam yapmamıza izin vermiyor ama işte Twitter kripto para mecralarını yakın bir zamanda aldı ve onlarla bir medya anlaşması yaptı. Dolayısıyla bizim kullanabildiğimiz ölçüde her mecrada iletişim yapmayı tercih ediyoruz. Bugün kullanıcı sayısı yüksek. İşte Twitter zaten Bitcoin ve kripto paracıların en çok bulunduğu mecra. Instagram gibi, Facebook gibi, YouTube gibi, Google gibi her yerde aslında farklı farklı kampanyalarla, farklı farklı iletişim çalışmalarıyla bulunmaya çalışıyoruz. Ama tabii bütün bu yolculuğun sonunda dediğiniz gibi çok fazla güven inşa eden bir iki mecra daha doğrusu televizyon ve radyo olduğu için en azından BTC Türk gibi bir ürünün ilk çıkışını o iki mecrayla da süslemek ve daha büyütmek istedik. Biz çok içerik üreten bir ekibiz. Bitcoin ve kripto para çünkü ancak anlatılınca güzel bir şekilde kafamıza girecek, daha rahat hissedeceğiz. Daha o işte dokunamadığımız dediğimiz şeyler aslında banka hesabımıza da paramız yatıyor. O yüzden işte maaşımız yatıyor. Ona da pek dokunamıyoruz eğer nakit çekmezsek. Aslında kafamızda Bitcoin ve kripto paradan biz böyle soğutan, korkutan o korku noktalarını bu iletişimle çözmeye çalışıyoruz. Yine Pelinler'in desteğiyle de pek çok alanda, pek çok mecrada hem dijital mecralarda da Happy People Project'te bir şeyimiz var, yolculuğumuz var. Dolayısıyla oralarda da konvansiyonel mecralarda da iletişim yapmaya devam ediyoruz. Sektörümüz zaten 12 yıllık. Bu sene 12. yılını kutlayacağız Bitcoin'in makalesinin çıkışını 31 Ekim'de. Yaklaşık 10 senedir aslında ticari hayatı olan bir üründe 7 senelik bir marka olmak
önemli ve çok büyük bir sorumluluk. Dolayısıyla biz bu anlamda sektör standartlarını da belirlemeye çalışan, bu iletişimi insanların zarar görmeyeceği bir şekilde sadece işte daha risklerini azaltarak, daha akıllı nasıl kullanabileceklerini anlatan bir yere konumlamaya çalışıyoruz BTC Türk'ü. Zaten Pelin'in anlattığı gibi sorumluluğumuz da burada aslında. Hem Türkiye'nin hem dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para platformu olunca bu şekilde bir aslında kader bizi takip ediyor oluyor. Evet. Onda sorumluluğumuz vallahi çok yüksek. Eda ve Pelin bugün korkunç konuşmacılarsınız yani. Müthiş gidiyor. Teşekkür ederim. Son kapanışı Eda sen de çok Pelin'cim sen de yapalım. Tabii bu böyle günümüzdeki bu platformlar artık dijitalde ve reklam dünyasında kaçınılmaz konular. En azından ekibin bakışı nasıl oldu ve motivasyonları nasıldı? Hani böyle yeni bir ürün, yeni bir şey olarak hem de biraz reklam dünyasının sonuna böyle bir iyi bir kapanış yapalım diyorum. En başında söylediğim gibi çok teşekkür ediyoruz tekrar buradan Eda başta olmak üzere bütün BTC Türk ekibine. Çok heyecanlı bir süreçti yani konkurdan bugüne kadar olan son 1,5 yıla baktığım zaman çalışmak istemeyen kalmadı bu yeni nesil ürün için. Benim nispeten yaş olarak belki bir parça daha yukarıda olduğum ama bizim ekibin gerçekten tam içinde olan bir baktık ki gerçekten ajansta bu ürünü bilen, kullanan, nasıl işlendiğini takip eden insanlar varmış. Zaten bir fiil hani bu süreçte yer aldılar. Zaten şu anda ekipte onlar da var. Bizim için çok keyifli ve çok öğretici bir kategori ve marka BTC Türk. Ve sağ olsunlar hiçbir zaman da sorduğumuz soruları cevapsız bırakmadılar. Harika. Geldiler ajansa bize A'dan Z'ye her şeyini anlattılar. Platform olarak baktığınız zaman da doğru. Önceliğimiz tabii ki dijital. Çünkü dijital, doğuştan dijital bir ürün ve kategoriden bahsediyoruz ve marka da öyle. Ama tabii bilinlik yaratmak için bu dönemde televizyon, radyo olmazsa olmazımızdı. Vallahi iki tarafa da sonsuz teşekkürler teşekkür diyelim. Ederim. Böyle güzel işler teşekkür ve ederim. Güzel platformlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için hem Eda'ya hem Pelin'e. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik ve Ekim ayının ilk programını bu yeni nesil bir platformla yaptık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Suyunu korumak için Finish sundu.